kölelik dahi olsa köle sahipleri çalışanlarına, yani kölelerine bir yer vermek zorunda, yemek vermek zorunda. Burada öyle bir şey bile yok. Yani işte herkes kendi çadırını kurup nereye olursa orada yaşamaya çalışıyor. Ama bu yalnızca şeyin değil, kurşunların değil, Bursa'daki hatta Türkiye'deki tüm tarım işçileri 3 aşağı 5 yukarı bu koşullarda yaşıyor. Bursa Akademik Odalar Birliği'ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, Bursa Tabip Odası, Eczacılar Odası ve Tarım Orkamsen, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kurşunlu Mahallesi'ndeydi. Türkiye'nin farklı noktalarından Bursa'ya çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını yerinde inceledi. Oranın hijyen koşulları son derece kötü, tuvaletleri derme çatma yapılmış, yağmur yağdığında o tuvaletler muhtemelen taşacaklar, çocuklar eğitime gidemiyorlar, yaşam koşulları insanca yaşam koşulları değil. İşçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli girişimde bulunacaklarını vurguladı. Kölelik düzeninden daha kötü bir düzen, çok düşük ücretlere. Siz fark etmediniz bu sefer gittiğinizde ama çocuklar, 10 yaşındaki çocuklar da tarım işçisi olarak çalışıyorlar. Bunlar okula gitmesi gerekirken. Kadınların durumunu gördünüz. İnanılmaz şeyde, dramatik durumlar. Biz bunun, bu işin takipçisi olacağız. Yani bundan sonraki süreçte de gelip gideceğiz. Gerekli yerlere başvuruda bulunacağız. Elden geldiği kadar hızlı bir biçimde çözmeye çabalıyoruz. Ziyaret sırasında basına konuşan işçi Abdullah Güzel, görüştükleri yetkililerin sorunu 2 yıl sonra çözme sözü verdiğini belirtti. Konteynerimiz yok, lavabo yok, bunu yok. Ortak i̇şte, mutfak yok. Mutfak yok. Yerde yıkıyorsunuz. Yani yerde yıkıyoruz. Yani elektrik doğru dürüst yok. Su az, yetersiz yani. Yani bunlar hepsini ilettik yani. Dediler en yakın zamanda olacak, artık onu bekliyoruz yani. Dediler bunlar inşallah 2024'te bunlar hepsi olacak yani. Artık bunlar devletimize kalmış yani. Bir sonraki gelişimiz bu diyorlar yani. Aynen, aynen. 2023 değil, 2024. 23 değil, 24'te. 2023.